Selam millet, ben Şefik. Burada Day Always Run yeni oyunlardan biri ama çıkmadı. Bu yıl çıkacak ama demo sürümü Steam Next Fest kapsamında yayınlandı. Ben de hemen bir oyunu deneyeyim istedim, size de göstereyim istedim. Çünkü merak ettiğim oyunlardan biriydi. Bu demo sürümünde oyunun temel özelliklerini, hikayenin muhtemelen giriş kısmını vesaire görüyoruz. Konuya geçmeden ve oynanıştan bahsetmeden önce tabii ki oyunu başlatmam gerekiyor. Zorluk seviyesi zaten normal var, hard yokmuş. Normal zorluk seviyesiyle bir başlayalım bakalım oyuna. Oyun bir... Bar gibi bir yerde başlıyor yanlış anlamadıysam. Harry sonra sen misin dedi. Harry, fare Harry mi? Sevgilerini yolladı derken hemen Y'ye bastıyor oyun bize. Y'ye bastığımızda gördüğünüz gibi karşılık veriyoruz ve bizim bir mutant olduğumuzu, 3 kolumuz olduğunu görüyorlar. Buradan sonra dans edelim mi diyor. Burada aksiyona geçmeden şunu söyleyeyim. Biz bir mutantız. 3 tane kolumuz var ve aslında bir kelle avcısıyız. Hikayede yazdığı kadarıyla olay bu. Ama peşimize takılan birileri var. Bunları hemen kılıcımızla kesebiliyoruz. 3 kere vurduğumuzda bir combo yapabiliyoruz. Temel özelliklerimiz bunlar. Bir şey öğrenmeniz lazım. İşim bitti diyorlar. Benim işim bitmez derken arkamızdaki o kılıcı savuruyoruz ya. Savururken arkamızdakine de vurabiliyormuşuz ve bu şekilde düşmanları alt edebiliyoruz. Yine bir combo ile bunları alt ediyoruz. Hala tek kolumuzu kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Bir düşman daha geldi. Bazen savunma yapmak yerine böyle dodge'layarak şeyden kurtulabiliyoruz. Burada bize diyor ki 3 tane yuvarlan diyor. Hemen yapalım. Tam vururken saçma bir yuvarlanma oldu ama olsun. Üçünden de şimdi düşmanı öldür diyor. Ben direkt burada düşmana saldıracağım derken tabii ki bizi bloklayabiliyorlar. Böyle paldır küldür gelip rahat rahat ölmüyorlar. Burada 3. kolumuzu da kullanabiliriz. Şöyle RB'ye bastığımızda bakın hemen arkamızdan bir kol çıkıyor. Bu kolu böyle savurup tak diye vurabiliyoruz. Böylece düşmanın bloğunu engellemiş oluyoruz. Ondan sonra da çok rahat dövebiliyoruz. Tam o ayağa kalkmışken son hamlemizi yaparak onu bir güzel öldürüyoruz. Ama doymuyorlar. Ölmeye doymuyorlar. Yine onları bloklayabiliriz. Biraz erken vurdum tabii. Bir de biyoenerji diye bir şey var. Bu da counter'lı. Şimdi göstereceğim. Bu mavi ışık yandığında karşılık verdiğimizde o biyoenerji denen şey doluyor. Bir kere bastığınızda direkt öldürüyorsunuz düşmanı. Öyle bir şey olmuyor yani. Direkt öldürüyorsunuz, ortadan kaldırıyorsunuz. Defalarca vurmanıza gerek kalmıyor ve bu bizim 3. kolumuzun enerjisini dolduruyor. Sol üstte zaten barı görüyorsunuz. Benden beri 3 tane counter istedi. Gel bakayım. Hemen counterlayalım. Barı 2 dedik. Sakince gidiyoruz ama yok. İlla gelecekler. Gel bakalım. Seni de şöyle ortadan kaldıralım. Barı tamamen doldurduk. Ama işte pes et artık, etrafın sarıldı diyor. Şimdi değil diyorlar, hadi onu ortadan kaldıralım derken aynı anda 3 düşmana birden gördüğünüz gibi hamle yapabiliyoruz. 3'ünü birden indiriyoruz. Bir üçlü daha var. Enerji barımız dolduğunda tabii bu kolumuzu da kullanabiliyoruz. Şöyle ki yine bunu basılı tutuyoruz. Ben direkt öldürmeyi seçtim. Her gelene vuruyorum şu an. Artık ne söylese söylesin. Geriden çekip bir tane vursam yeterli. Yani 3'ünü birden indirmek yerine kolumuzu da kullanabiliyoruz. O nerede diye bir soralım. Yerde bir tanesi tam ölmemiş. Duvarı gösteriyor. Demek ki duvarın orada diyor. O zaman oraya gidelim. Harry'i arıyorduk biz. Bu arada ben otomatik olarak A'ya basarak zıpladım. Zaten bu şekilde atlanıyormuş. Bu arada bu tip duvarları da yine bu yumruğumuzla çat diye kırabiliyoruz. Nerede o diye soruyoruz ve bir anda arkamızdan geliyor. İşte buradayım. Niye bu kadar gürültü yapıyorsun dedi ve bizi indirdi. Onu götürün dediler. Şimdi biz orada bir tuzağa düştük gibi bir şey aslında. Bir anda kendimizi yer altında bulduk. Nasıl yaptı bunu? Neye benzediğini biliyoruz. Duvar beni durduramaz. Şuradan duvarı yıkarak arkasındakini de indirdik. Bu arada tabii böyle karakterin diyalogları oluyor. Başka diyaloglar da oluyor. Bunları hızlıca geçmek için Y'yi söylüyor ama biz burada öncelikle az önce kullandığımız kılıçlarımızı, 3 kolumuzdaki 3 kılıcımızı aldık. Kapıları da düğmesine basıp açıyoruz. Bize bakıyorlar tabii. Bizim bir avcı olduğumuzu farkındalar derken dedikodulara inanmayın. Öldü diyorlar vesaire derken dedikodulara inanmayın dedik. Nasıl kaçtı buraya derken adam kaçtı. Harry. Biz de bunları bir güzel alacağız.
yapabiliyoruz. Yine düşmanlardan Simpack de çıkıyor. Bu da bizim sağlığımızı doldurmamız sağlıyor. Sol altta sağlığımız var gördüğünüz gibi. Sol üstteki enerjimizdi. Biyo enerjiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum, karıştırmıyorsam. Klasik. İki boyutlu. Yani bu sen çok uğraşamayacağım derken sen madem öyle bir hamlede bulundun ben de kontrol etsin ortadan kaldırayım. Sağ üstte bir para olayı var. O para olayı tam ne işe yarıyor? Şöyle yumruğu... Pardon. Yumruğunu öldürürüm o zaman. Aa ölmedi. Peki. Kontrol alalım. Kontra rahat. Yani birebir, bire iki pozisyonlarda kontrolü kullanmak daha mantıklı. Bu arada para topluyoruz ama Fred içerideyim dedik. Fred'le konuş. Fred kim bilmiyoruz. Buradan aşağı dökmüş. Bağlantının nesi var dedi. Şöyle bir ikisini birden indirelim. Temiz iş. Bu arada etrafta da kırılan ufak tefek şeyler var. Bu bölümlerin bölüm tasarımını canlı kılmış. O detayı da belirteyim. Genelde böyle dümdüz. Ben çok içgüdüsü olarak zıplayıp hopluyorum her şeyi her yere. Bunu da direkt öldürebiliyormuşuz. Gel aşağı bakalım. Güzel. Canlı arka plan daha iyi. Tabii ki. Aiden beni duyuyor musun? Bizim adımız Aiden bu arada. Seni duyuyorum Fred. İyiyim. Neredeyse yakalıyordum onu. Dedi ama yakalayamadım tabii. Kaçtı gitti. Bunları da fırlatabiliyormuşuz. Allah. Bir saniye orada ateş eden biri var. Önce onu alalım. Bunu aşağıdan... Gelsene buraya. Gelebiliyor musun? Öldürdük. Bir tane daha vardı. O öldü mü acaba? Bakalım. Ha buradaymış. Gel. Burada kontrolü öldürelim. Enerjiyi ben dolduruyorum ama pek kullanmıyorum gördüğünüz gibi. Üçüncü koluma çok ihtiyacım olmadı. Ben yuvarlanarak içgüdüsel bir şekilde yolumu buluyorum. Bu kapıda yardıma ihtiyacım var. Terminal arıyormuş. Terminal bakalım. İş bittiğinde haber. Terminali bulmamız gerekiyor. Bu kapıyı gördüğünüz gibi açamıyoruz. Buranın bir terminali var. Zaten tek bir yol var. Oradan devam edelim. Şu kapıyı açalım. Bakalım. Bir gelin bakalım. Şu kontrolü ikinci birden ben temizlerim. Bu eğlenceliymiş. Etrafı da biraz dağıttık olsun. Şu hemen yukarı çıkmadan bir aşağıda bir şey var mı diye bakalım. Taş var. Bu arada karakter animasyonu bayağı hoşuma gitti. Yani tam bir şey, oyun 60 FPS olsa da karakter öyle ilerlemiyormuş gibi. Animasyonları öyle ama yine de yani akıcılığından bir şey kaybetmiyor oyunu. Yukarıdan aşağı da atlayarak öldürebiliyormuş. Ben direkt merdiven buldum atladım. Ne bulsam atlıyorum. Burada kilitli bir hatch varmış. Herhangi bir fikrim var mı? Manyetik bir kilit olmalı. Güç şeyini kırman lazım diyor. Onu nasıl bulacağız? Etrafta herhangi bir şey görmüyorum. Duvarların içinde olabilir. Scanner'ı kullan diyor. Sol tıka bastığımızda bir tarayıcı kullanıyoruz. Şuradaymış. O daha da uzaktaymış. Burada buldum. Şimdi bunu üçüncü kolonuna kır diyor. Pardon. Ben bazen geriyorum. Kırmızılardan sadece yuvarlanarak kaçabiliyormuşuz. O zaman onu normal öldürürüz. O bir de kalkar mı? Oh. Bu biraz daha güçlü bir arkadaşımızmış ama bununla da baş etmeyi başardık. Güzel. Bu öldürmeler güzel böyle kolay. Aa buradan da inebiliyoruz. Süper. Biri bunu öldürebiliyor mu? Yok. Şimdi öldürdüm. Burada bir şey düştü. Para. Bu parayı topluyorum ben ama niye topluyorum hala çözemedim. Bu arada öldürdüklerimizden de para geliyor. Burada bir panel varmış. Onu da basalım. Orada mısın? Bir saniye. Ve... Tamam. Kapı açıldı. Devam edelim. Sağ olasın. İşi biz yaptık. Güzel. Kapıya geldik. Bu taraftan gelmiştik zaten. Tek bir düşman da bırakmadık. Yola devam edelim. Etrafı kıralım. Bir de sandık bulduk. Bundan da bir Cyber Heart Element diye bir şey çıktı. Bunu nerede kullanacağız hiçbir fikrim yok.
Yine bir kilitli bir yer. Onu da mı kıracağız? Onu da kırdık. Güzel. O mantığı anladık. Tarıcıyla solstikli etrafta ne var bulabiliyoruz. Bunları da yumrukla kırıyordur. Güzel. Bunu da acaba direkt alma var mı? Abi dur. Ya bu ateş eden feciymiş ya. Bak kaçıyor bir de, biliyor. Savunması yok. Gelsene buraya. Böyle bir şey yok ya. Abi şunu senin üstüne atsam. Güzel. Bu uzaktan ateş eden bayağı bir dengeyi bozuyor. Yalnız yol burada sanki ikiye ayrılıyor. İki tarafa da bir bakalım. Kapı aç. Hayda, bir tane daha geldi oradan. Gel. Ya sen ne pislik bir adamsın ya. Sağlık bastın da. Bunu kutuyla öldürdüm. Bayağı iyi. Uzaktan ateş eden tüm dövüş şeyini bozuyor. Dengesini. Orada acayip bir para topladım oradan. Yol bitti. Demek ki soldan gidecekmiş zaten. Ya merdiven buldum. Tırman. Orada kırılacak şeyler var ama oradan pek bir şey çıkmıyor. Ben yine tırmanayım. Burası illa bir yere gider. Yine para bulduk. Oraya nasıl çıkacağız? Çıkamıyoruz. Ha şuradan. Alternatif bir yol var gibi. Buralar iyice platform oldu artık oyunda. Ben bayağı bir yere gidiyorum ama nereye gidiyorum bilmiyorum. Yolun beni götürdüğü yere gidiyorum. Daha da yukarısı var gibi. Daha gideceğiz herhalde. Ayo kapı. Bayağı dışarı çıktık. Aa vallahi bulduk adamı derken They Always Run. Oyunun ismi de devreye girdi. Köprüyü kaldırın dedi. Şurada bize bir şey koymuşlar. Bari oradan devam edelim. Adam içeride mi? Göremedim ya. Allah, ortalık burada bayağı bir karışık. Şunu alalım önce. Abi böyle bir tam bir karmaşa. Bu ne? Bir saniye. Önce üçünü birden alalım. Sonra kontrolü şunu alalım. Dur. Senin de üçüncü kolumuz var. Bu üçüncü kol bunda daha etkili oldu. Çünkü bu arkadaşımız birazcık güçlü birine benziyor. Demin ben burada kutu bulmuştum. Onu da bakalım. Parayı toplayalım. Yine bir platform buldum ama galiba öyle çok alternatifli bir şey yok. Yani bir şekilde bir yol açılıyorsa, gidemediğiniz bir yer varsa onlar birbirine bağlanıyor. Denizden demodu böyle. Oh, bir sandık daha. Ben paraları topluyorum. 500 oldu ama 500 al. Bence orada bayağı bir hane var. Bu para çok bir para değildir ama bunlarla ne alacağız onu düşünüyorum. Daha doğrusu bir tüccar. Sen kimsin ya? Oh, yine ateş eden biri var. Abi şu arkadaşı bir alabilirsek. Sen kontrolü yendin. Sen de yumrukla öğrendin. Bu arada biyoenerjimiz yokken darbe vuramıyoruz ama sersemletebiliyormuşuz demek onu. Ben bu arada o kadar çabuk değil. Üç kollu dedi, aşağı düştük. Allah, bayağı aşağı düştük. Yerin dibine girdik. Biz bu adamı bir şekilde yakalayacağız ama orada ne kadar. Abi şu adamdan fenalık geldi ya. Gelin. Ya. Güzel.
demeyeceğim sandım. Bu arada sağlık şeyim var hala. Bir tane var galiba. Cyberheart elementten bir tane daha buldum. Güzel. Benim yolum burası herhalde. Ben olsa oldu bonus bir şeyler topladım. Baba devam et. Bir dakika, aşağıda da bir şey var. Bir tane daha kapalı şey bulduk. Kapı bulduk. Yine beceremiyorsun sen orada, belli oldu. Networklerine bağlayayım. Ama bu etkisi hale getirmiş gibi. Yine tarayıcıyı kullan diyor. Sonra tamir et diyor. Nasıl yani? Elektrikçiye mi benziyorum ben? Tamam, deneyeceğim dedi. Yine tarayıcıyı kullanıyoruz. Aşağıda şeyi bulduk. RB'ye bas diyor. Kolumuzu soktuk içeri. Ulaşamıyorum. Üçüncü kolla deneyeceğim dedi. Üçüncü kolumuz bu arada gördüğünüz gibi sırtımızda ve... Evet. Bunu tutup buraya mı takacağız? Bayağı ilginç bir mekanik ve bir anda kendimizi... Abi adamı... Dur. Abi gel. Sırayla diyorum. Ateş etmeden ki ateş etti. Nerede o? Bu güçlü olan arkadaşlarda üçüncü kolu kullanmak bayağı etkili oluyor. Bu arada burada yeni bir... Abi nasıl bir sistem bu ya? Daha ne kadar gideceğim? Hattı ta... Pardon, aşağı vuracaktım. Hattı bayağı uzağa çekmişler bu sefer ama önemli değil. Kapıyı açtık. Dur, B neymiş? Ha, ben normalde ağla atlıyordum ama aile. Ağla. Ağlamayı devam ediyoruz. Platforma doğru. Çok güzel bir manzara. Arka planda bu arada güzel bir tarzı var. Bir tarzı. Bu kapıyı da açalım. Oyun değişik bir grafik şeyi var. Bir kapalı kapı daha bulduk. Anahtara ihtiyacımız var. Gardiyana soracağım dedi. O da bize hemen verir muhtemelen. Abi siz bir duvara gelsenize. Gelin. Ha dur, bu şey olan, kolay olan. Kolu bir toplayalım. Arkadaş kolay zaten. Dedim. Bu arada aşağıdaki aşağı düştü, bana korktum morktum falan diyordu. Daha oraya dur. O sana da geleceğim, dur. Oraya ineceğiz herhalde de. Hop. Abi şu... Bu arkadaşı bir devre dışı bırakalım da. Güzel. Birazcık orada bir sıkıntı yaşadık. Düğümlükte indirdik. Biraz odaklanmam gerekti. Soldan bir yol gidiyor. Sağda da bir yol var. Ha, burası sandık için. Ben paraları toplamaya devam ediyorum. Bu paraları nerede kullanacağımızı bilmeden 700'e kadar vardık. Kapıyı da açalım. Yine bir aşağıda bir adamı bıraktım değil mi ben? Oraya bir daha geri gidecek miyim bilmiyorum ama 3 kolumu tırmanmaya devam ediyorum. Ben nereye gideceğiz? Aşağı bırakalım kendimizi. Bir platform süreci. Biz bayağı zirveye çıkıyoruz yalnız. Buranın bir üstü varsa eğer az sonra çatıdayız. Şimdi bu döküntüler. Anlık daha bulduk. Başarılı tırmanışımızın ödülü olarak bize bir Steam Hack yuvası geldi. Bir tane alabiliyorduk galiba. Şu an iki oldu. Aman aşağı düş, benim bayağı uğraştık buraya gelmek için. Çünkü sol altta bir tane vardı. Yuva iki oldu. Güzel. Şuradan devam edelim. Başka bir üç kollu adamı işkence ederek öldürmüşler. Burada ne yapıyor? Ne yapıyorlar hakikaten? Benim gibi bir avcıydı o da. Adamı asmışlar ya. Sonumuz benzemesin. Dur bir dakika.
Onun vücudundan bir sinyal alıyorum. Onu bir incele bakalım. Nasıl inceleyeceğiz? O zihnine mi bağlanıyoruz acaba? Bunu görmeme izin verin dedi. İşte burada patron. Merakının sonucunu görüyor musun? Burada adama infaz etmişler ama bunlar bizim gördüğümüz kişilerin sanki daha mı üstü böyle bir şey olarak, tip olarak. Vazgeçmeyecekti bana inan. Çekmelerini istiyor. Hala niye konuşuyorsunuz? Black Marshall'ın işine burnu sokmamalıydın diye biten ve ölümle sonuçlanan bir diyalog oldu. Nereye bağlanacak diye bekledim diyaloğun. İyi misin? Kalp atışların bayağı bir hızlandı. İyiyim. Bana biraz zaman ver dedi. Bir şey bulabildin mi? Bir cihaz bulmuş. Bir tür tarayıcı o da. Pahalı bir şey. Böylelerini sadece Gigapolis'te görebiliyorum. Ne işe yarıyor? Avcının gözü. Bunun adı tarayıcına onu yerleştir bakalım. Aynen, bir de vizörümüz oldu. Ne işe yaradığını herhalde birazdan göreceğiz diye düşünüyorum. Bu arada demo alanda yürüyor. Nereye kadar gideceğim bilmiyorum. Şimdi bu vizörü bir dene bakalım. Bir tarayıcı aktif hale getir diyor. Hemen bir deneyelim. Bobby Joe. Bu cihaz suçluları işaretliyormuş ve böyle onlar kelle avcısı olduğumuz için, aslında bir avcı olduğumuz için daha doğrusu, bize hedeflerimizi gösteriyor. Bunları etkisiz hale getirdikten sonra bunların yerini, teleportation alıyorlarmış. Yerini tespit ediyoruz, gösteriyoruz. Onlar da gelip oluyor. Yeni bir teknolojiymiş bu da. Çok da yakın durma diyor. O zaman nasıl yapalım? Ha bir dakika, bunlar şeymiş. Kolay dayak yiyenler. Gelin abi. Ben bayağı hızlı indirdim sandım da indirmemişim. Dedim bir yumrukta gitti. Sandığımdan daha kolay oldu. Neyse onu öldürdük. Şuradan paramızı da alalım. Bunun yerini işaretliyormuşuz. DNA'sı tanımlandı. Ben şu çekeyim. Gerçekten alıp götürdüler adamı ya. İşbirliği için teşekkürler. Evet, arada demek ki böyle bir şey de topluyoruz. Hedefleri bulup onları da ortadan kaldırıyoruz. Ben bu arada aşağı iniyorum ama umarım doğru yere iniyorumdur. Ben aşağı indim. Şöyle. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Kırma. Buraya kadar geldik. Buradan değildik. Daha da aşağısı var. Ben bu sandığa bak... Ha bir dakika. Ben geldiğim yere geri döndüm ya. Benim burada dövmediğim bir adam vardı. Bunu da yumrukla. Değil mi? Bu kapıyı da açtık. Bu galiba açamadığım kapıydı. Oo, sandıklar sandıklar. Maksimum sağlığım %25 arttı. Bu cyber heartlar bu işle yarıyormuş. Şey de aldık, sağlık paket de aldık. Ve kendimizi bir anda bulduk adamı. 3 kollu küçük bacak şey böcek, bacak nereden çıktı? Geldi bakalım. Şimdi bize ortak yani. Bunun bedelini ödeyeceksin. Üstümüzü de Rex'i salıyor. Rex neymiş? Rex bir robotmuş. Hemen. Allah ateş ediyor, bir dakika. Hop. Adamda her numara var. Yumruk atıyor. Pardon, kuyruk atıyor. Arkasına geldikten sonra
Acaba bunun yumruk çalışır mı? Gerçi bir hamle yapmadığımız için pek. Aa, bir şey oldu ona. Ne oldu? Ha, barı bitirdik. Pardon, o zaten bilincini ortadan kaldırdık. Şu an kendisine saldırarak sağlığının 3'te 1'ini aldık. Demek ki neymiş bunu? 3 kere yapacağız. Şu sağlığın 1'ini basın. Bu arada başka sağlığım kalmadı. Alevi de saldı. Hop, ateşi her zaman denk getiremiyorum ama galiba. Aa, yine indirdim. Bu sefer parça söküyoruz. Bu parça söktük. Bunu bir kere daha yaparsam olacak galiba bu. Daha fazla saldırmaya başladı. Benim sağlık şeyim kalmadı hiç. Hop, son anda kurtuldum. Ateşim biraz... Bu arada yukarıda durabiliyorum herhalde ama durmuyorum. Çünkü bence oraya doğru vurur. Oo, bu arada arkaya doğru da vuruyor. Eyvah. Arkaya doğru da vuruyor. Şimdi yukarıda bekleyelim. %50'ye falan getirdik aslında da. Şu hamleyi yapmadan. Güzel. Bazen hangi hamleyi yapacağını işte fark etmeden, yani fark edemeden. Aa, çok az kaldı, bir dakika. Son bir vuruş. Bence bu sefer oldu. Gel bakalım. Bu sefer yine bir parça söküyoruz ve bu işi hallettik. Sağlığı da aldık. Hemen sağlığı da basalım. Bu neymiş? Aa, söktüğümüz parçayı da atabiliyormuşuz. Öldürdüm. Ödülüm ne? Rex'in işi bittiği zaman, ki bitmedi. O üç kollu adamı eritin dedi ama patron arkana bak. Ne oldu? Çok adam bizim işimiz bitti sandı ama şu an şok oldu çünkü biz işimizi hallettik. Kaçarken düştü ve yine kaçmaya başladı. Gel bakalım. Aa, sen zayıf olanlardansın. Gel. Şunu ortadan kaldıralım ve adamın peşine düşelim. Yalnız adam bir daha kaçtı. Bayağı parkura başladık. Run speedrunners oynuyor gibi hissettim kendimi. Yakalayacağız herhalde. Biraz hızlandı adam. Bayağı hızlandı. Geçebilecek miyim? Düşmezsem bence bu iş olur. Ne oldu ya? Beraber aşağı düştük. Adam kendine geldi, biz gelemedik. Hala kaçıyor. Demonun sonunda adamı yakalarsa... Biraz yavaşladım. Şeyi kaçırdım orada, zıplamayayım, olsun. Ha gayret, yetişeceğim. Adam aşağıdan kaçıyor, ben yukarıdan. Bu olmadı, orada çok az bir farkla iyi kaçırdım, olsun. Hala tam aşağıdan mı gitti acaba? Ben yukarıdan gideyim. Umarım doğru yere gidiyorumdur çünkü adamın nereye gittiğini göremedim. Yine parkura başladık. Umarım buradan gitmiştir o da. Aa, o sağlığımızla, o bitmiş sağlığımızla adamla mı dövüşeceğiz şimdi de? Adamı indir diyor da kolay mı o iş sanıyorsun? Üçüncü kolumuzla vurarak onu etkisiz hale getirebiliyormuşuz. Adam da bize... Şey yapacak, bir şeyler yapacak. Bir dakika, bu haldeyken hiç şey yapamıyoruz. Bir de... Ha, o bize saldırıyor. Bu sırada...
Bu haldeyken bir şey yapamıyor muyuz diyecektim. Yapabiliyoruz aslında da. Şeyi dolduramıyoruz pek, o biraz kötü. Abi sağlığım bitti ya. Yine free bastı. Ve son hamlesinin yaptığı ve öldüm. Ve son checkpoint'ten başla diyor ama son checkpoint nerede bilmiyorum. Ve buradan oyunun menüsüne dönüyorum. Evet, ilk yolladığı arkadaşı öldürdük ama kendisiyle baş edemedik. Çünkü mekaniğini öğrenmeye çalışırken kolay indirdi bizi ama olsun. Eğlenceli bir deneme oldu. Demek ki checkpoint'ten devam edebiliyormuşuz. Evet, güzel bir yarım saat falan oldu herhalde. Oyunun mekaniklerine ve yavaş yavaş alıştım. Tabii yeni eklentilerimizle beraber yeni özelliklerimiz de olacaktır diye düşünüyorum bu oyunda. Şu an her şey açılmamıştır. Tabii demoda her şeyi görme şansımız yoktur ama oyun bana gayet akıcı geldi. Bu üç kollu konseptimiz de bayağı ilginçmiş. Ben oyunu hemen istek listeme eklemiştim zaten. Eğer siz de oyunu izlerken beğendiyseniz siz de istek listenize ekleyebilirsiniz. Açıklama kısmına oyunun linkini bırakıyorum ve bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.